Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün rotamızı Bursa'ya çevirdik. Yanımızda firma sahibimiz Melisa Hanım var ve bütün yemek severleri ekran başına davet ediyoruz. Şimdi hem Melisa Hanım'ı tanıyacağız, aynı zamanda da burada firmasından detaylıca bahsedeceğiz. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım sohbetimize. Şimdi şöyle, ben emekli başhemşirelikten emekli oldum. Bir yıldır bu sektördeyim. Eşim 15 yıldır burada. Ben bir yıldır yani bir şeyler kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Destek amaçlı olarak geldiniz tabii aslında. Tabii ki yani. Firmamızdan biraz bahsedelim. Vallahi Osmanlı Pide kurulalı aşağı yukarı 15 yıldır burada. Ve Orhan Gazi'de şu anda müşterilerin söylediğine göre yani şahlandı diyorlar. Gerisini ben bilemiyorum. Zaten bunlar müşterilerin söylediği doğrudur. Müşterilerin söylediği. Yani aslında çok fazla da söze gerek yok. Gelip görseler yeterli. Menülerimiz oldukça seçkin. Biraz onlardan evet. Bahsedelim. Menülerimiz şöyle, yoğurtlu kebabımızdan tutun lahmacununa, lahmacunundan pideye, pideden ızgaraya, köfteye, yani aradığınız bütün çeşitler bizde mevcuttur. Ama sizin özel bir menünüz var. Evet, bizim kendimize has bir menümüz var, Osmanlı pidemiz var. Osmanlı pideden bahsedelim o zaman. Osmanlı pidenin içinde zaten kendine has bir kıyması, bir kebabı vardır ve kendine has bir kaşarı vardır. Onun her şeyi özeldir. Susamla ve çörek otunla süslenir, maydanozla süslenir. Közlenmiş biber ve domates ekstrasıdır. Yani o sadece Osmanlı pideye özeldir. Başka yerde de mümkün değildir onu yemek. En çok satılan ürününüz de sanırım o değil mi? En çok rağbet göre. Tabii ki. Eskiden müşterilerimiz yani biz bunu aşağı yukarı bir yıldır menümüze dahil ettik. Bir yıl önceki işte genelde kuşbaşı kaşarlı pidelerimiz tercih ediliyordu. Ama şu anda seçkin insanların çoğu Osmanlı pide diyor. Başka da bir şey demiyor. Bir de diğer firmalardan farklı olarak siz hala taş ocak kullanıyorsunuz. Evet. Odun. Yani genelde mesela burada Orhan Gazi'de bir tek biz taş fırın kullanıyoruz. Odunla pişen, işte lezzet farklı diyorlar, işte her şey çok farklı oluyor. Müşteri memnuniyeti hakkında konuşalım biraz da. Vallahi benim sitelerimde zaten ben hiç kötü bir yorum almadım bugüne kadar. Bazen sadece yoğunluktan dolayı işte birazcık gecikmem oluyor. O da çok rağbetten. Yani. Nazar bana. Onun dışında dediğim gibi yani şu anda müşterilerim de çok memnun. Aynı zamanda peki kaç kişilik kapasitesi var bu restoranın? Aşağı yukarı 100 kişi rahat. Ama aynı zamanda siz paket servis de yapıyorsunuz. Tabii ki yoğunluk tam olarak orada. Yoğunluk tam olarak pakette. İzleyenlerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Bize sosyal medyadan ulaşabilirler. En sonunda da şunu sorarak bitirelim. Zaten çok uzun zamandan beri sektörün içindesiniz. Belirli hedeflerinize zaten ulaşmışsınız ama gelecek için illaki daha başka da hedefler vardır. Gelecekte firmayı tam olarak nerede görmeyi istiyoruz? Şimdi şöyle, ben bir ikinci şubemi zaten Bursa'da açmayı düşünüyorum. Ben bir işte zirveyi bulmam gerekiyor. Öyle bir kişiliğim var, bir hedefim var. Burası hedefimizdi. Hedefimize ulaştık ama bunu çok daha yukarılara götürmek tek hedefimiz şu anda. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.